üstad konuşturmuş. Sanatını, maharetini, imanını, kulluğunu konuşturmuş. Ve karşımıza 12 yarım kubbe ile beslenmiş 32 metrelik çapı olan muhteşem bir kubbeyi konuşturmuş. Bu noktada Ayasofya'nın kubbesi 31,8'dir. Burası 32 metredir. Neyden bahsediyorum? Kubbenin çapından bahsediyorum. Ve bu haliyle o ana kadar dünyanın en büyük kubbelerine sahip olan, en geniş kubbelerine sahip olan yapıyı vermiştir. Normalde bu tip yapılarda Sinan ve Sinan'dan sonra gelenler bu merkezi kubbeyi yarım kubbelerle, dört tane yarım kubbeli ki dört yapraklı yoncaya benzer bu haliyle, yarım kubbeleri fil ayaklarıyla, Süleymaniye Camii'nde var, fil ayaklarıyla beslerler ve kubbeyi ortada tutarlar. Fakat Koca Sinan fil ayaklarıyla namaz kılınan yerleri daraltmamak için yarım kubbe ile caminin kubbesini doldurmamak ve beslememek için 10 tane, 12 tane tam kubbe ile merkezi kubbe, onun etrafında 12 tane küçük kubbeleri yan yana koymuş ki bu bir mimarlık başarısıdır, bu bir dehadır. 99 tane pencere ile, inanılmaz rakamlardan bahsediyorum, 99 tane pencere ile iç hacmi hem büyük göstermiş, hem derinlik katmış, hem de ısı ve ışık normlarını halletmiştir. Bu arada ısı ve ışık dedik de burası mumlarla aydınlatılıyor, yani şamdanlarla aydınlatılıyor. Yukarıda müthiş bir yazı var. Bu hattı ve bu yazıyı nasıl oluyor da mumların şamdanlarından çıkan alevlerle, dumanlarla ve islerle kirletmiyor? Süleymaniye'de yapılan 1550-1557 yılları arasında İstanbul'un 4 numaralı tepesinin girişine yapılan Süleymaniye Camii'nde uyguladığı bir matematiksel formla içerideki kandil islerini nasıl ki is odasına göndermiş, oradan öğrencilerini mürekkep yapmış, burada da karşılıklı olarak açılan iki delikle logaritmal bir biçimde ve ters piramidal bir biçimde yukarıya doğru yükselen o isler, o dumanlar belli bir açıdan bir boşluktan dışarıya çıkar ve içerideki hiçbir hat yazısına zarar vermezmiş. Söz konusu Mimar Sinan'sa gerisi teferruattır. İznik'te Çinilerin yapıldığını, Çini fabrikalarının olduğunu biliyoruz. Bu noktada Mimar Sinan Çini ustalarını İznik'e yerleştirmiş, kendi ekibini İznik'e yerleştirmiş. Zaten Osmanlı'nın erken devirlerinden beridir İznik'te var ola gelen Çini fabrikalarının yanına kendisine bir atölye yapmış, bir yazıhane yapmış. Süleymaniye'de, Selimiye'de, burada Şehzade başında kullanmış olduğu Çinileri birebir kendisi çizmiş ve birebir kendisi motiflendirerek İznik'te kendi kurduğu fabrikada işletmiş, tek tek kolyeletmiş ve buraya göndermiş. Hangi Çinlerden bahsediyorum? Mimar Sinan'ın eline değip motiflerini tek tek kendi çizip kendi fırınlarda ısıtıp çıkartıp kolilere koyduğu Çiniler derken hangi Çinlerden bahsediyorum? İşte bunlardan.
Sinan'a derler ki, neden kırmızı rengini çok kullanıyorsun? Buraya bakıldığında zaten kırmızı özellik çok fazla. Neden kırmızı rengini çok kullanıyorsun? Sinan der ki, yalnızca kırmızı değil, maviyi de kullanıyorum gözden kaçmasın. Neden derler? Neden kırmızı ve mavi? Cevabını verir. Kırmızı canlılık, mavi evrensellik ve boyutsallık kazandırır. Siz de kullanın. Şimdi ben bunları size anlattığım zaman üzerine bastığım bu taş var ya, işte bu taş bu caminin padişah tarafından yapıldığını gösterir. Hatırlayınız lütfen, Sultanahmet Camii ya da Süleymaniye Camii, yani Selatini camilerde. Selatini ne demektir? Sultanların yapmış olduğu camilerde, caminin giriş kısmında Roma İmparatorluğunda olduğu gibi, Osmanlı Roma'nın bu özelliğini kullanmış, emperyal bir mermer kullanır. Emperyal mermerin üzerine basarak içeriye girermiş. Burası 2. Selim devrinde başlayan ama 3. Murat devrinde biten ve her haliyle bir padişah camisidir. Ve ben şu an padişah camilerine has emperyal mermerin üzerinden camiye giriş yaptım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.